Evet değerli izleyenler, sigaraya 1 liralık zam geldi. Halkımıza soracağız, bakalım tepkiler nasıl? Valla bırakacağım abi. Abi Şaban'ın bir lafı vardır. Ne var? Bu zamdan düşünüp tütüne koyayım devlet bakanın götüne. Evet amca merhabalar. Merhabalar. Şimdi bütün sigaralara zam geldi. 1 TL zam geldi. Bu konuda ne diyorsun? Ne düşünüyorsun? Benim düşüncem sigaraya zam gelmiş. Sigara çok bir gıda maddesi değil. İhtiyaç evet. da değil. Evet. Sen kullanıyor musun? Kullanmıyorum. Ama konuşması kolay. Kolay ama bırakması da kolay. Sen bıraktın mı? 40 sene oldu ben. 40 senedir sene içmiyorum oldu. Evet. Hatırlamıyorsun yani. Hatırlıyorum içtiğimi. Zam gelmesi normal mi sizce? Bence normal. Normal. Teşekkür ederim. Niye normal? Onda niye, bir sorun. Niye normal? Zaten sigara, içki ve akaryakıttan devlet ayakta. Başka türlü ne fabrikası kaldı, ne ocağı kaldı, ne bucağı kaldı. Kaldı mı? O açıdan diyorsun yani. Evet. Uyuyamadım ya sabaha zamdan. Sabaha kadar uyuyamadınız. Vallahi sigaraya uyuyamadım ya. Bırakanlar bile oldu. Evet siz? Teşekkür ederim. Allah onları nasıl biliyor söyle yapsın. Sigara içiyorsunuz. İçiyoruz ama bu kadar ortalığa zam. Hadi bunun 1 lirası. Bunu içmesen de olur. O gıda maddeleri ne olacak? O kadar zam, o kadar kiralara zam. Teşekkür ederim. Allah onları nasip ediyor. Sigara içiyor beyefendi, zam geldi efendim. Gelsin, yine içeceğiz. Vallahi sigaranın sağlığa zararlı olduğunu düşünmemiz açısından olumlu. İşte hayatın, işte ülkenin ekonomik şartlarından dolayı bu şekilde zam gelmesi olumsuz. Zam geldiğinde insanlar sigarayı bırakır mı? Bunu işte ekonomik göstergeler gösteriyor ya. Ekonomi ne kadar sıkıntılı olursa, insanlar daha çok stres halinde olursa mecburen sigara ve işte alkol dolu düşkünlük daha çok artar. Ama işte ekonomi iyi olsa, işte insanların refah düzeyi daha iyi olsa sigaraya ve ne bileyim daha çok böyle işte bu tür alışkanlıkta olan eğilim daha az olacaktır. Ben öyle düşünüyorum. Sigaraya zam geldi. Ben ilgilendirmez. Neden? 18 senedir bırakmışım. 18 günde 2 paket sigara evet. içen adam 18 senedir bırakmışım. İki de bırakmışsın bırakmışım. Yani. Bırakmışım. Ayda 600 milyon, 500 milyon evet. sigara parası. Sigara içiyor arkadaş, o cevap versin. Her şeye zam geliyor, normal. Normal diyorsun. Normal, her şeye zam geliyor. Doğalgaza elektriğe gelmiyor mu? Geldi. Tamam, ona da gelmesi gayet normal yani. Ben Arapça. Arapça, neresi? Ben Suve. Suriyeli. Evet. Sigara içiyor musun? Sigara. Yok, yok. Nargile. Yok, nargile yok. Tamam. Yok, yok. Sigaraya zam geldi abi. Geldi. Güzel oldu. Daha da çok gelsin içemeyelim. Öyle mi diyorsun abi? Aynen. Ne kadara kadar gelirse bırakırsınız mesela? Yani şu an içtiğiniz sigara kaç para? 16 lira. Ne olursa 20 lira bırakırız. Olsun bırakırız. Sıkıntı yok. 16 lirayı belirlememiş miydiniz daha önce? Belirlemiştik. Ama bırakamadınız. Bırakamadım. Ben 5 seneden beri içmiyordum. Daha yeni başladım. Zamdan sonra başladınız. Zamdan sonra başladım. Teşekkürler abi. Yani her şeye zam geldi. Tekel çok da önemli değil herhalde. Evet. Nelere zam geldi mesela? Peynire geldi, zeytine geldi. Bütün yani market alışverişi eskisi gibi değil. Girince yani girip çıktığımızda bayağı büyük bir fark var. Ne olacak hanımefendi peki? Bilmiyorum. Yani durum çok malum. Kötü görünüyor. Bence iyi olmuş. İyi mi olmuş? Çok iyi olmuş. Neden iyi olmuştu? İyi olmuş. İçmesinler, zehirlenmesinler. Ben de içiyorum, ben de içmeyeyim yani. Yani bırakacak mısınız? Düşünmüyorum ama içeceğim yine. Çok ama ne yapalım? Yapacak bir şey yok. İçmeyelim, içmesin kimse. Zararlı olduğunu bile bile. Yani ben kullanmadığım için. Kullananlar adına için da üzülüyorum. Hiç de şey demiyorum, bana da müstahak demek ki hak ediyoruz biz bunu. Genel olarak halk olarak hak ediyoruz demek ki. Ama olmasaymış iyiymiş. Hangi kanal?